Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, bir sıcak takiple daha karşınızdayım. Ben Gülten Sarı. Bir konuğum var, gazeteci ve insan hakları aktivisti Nurcan Baysal. Nurcan Baysal'ın evi bugün sabaha karşı basıldı polisler tarafından, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek. Şimdi Nurcan Baysal konuğum. Tam olarak neler yaşandı, neden evi basıldı, neler oldu, bize kendisi anlatacak. Nurcan, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya benim aldığım bilgi de şu şekilde. Ben biraz daha geç haberdar oldum. Çünkü ben şu an İskoçya'dayım. Evdekiler benim uyanmamı beklemişler haber vermek için. Saat 5 gibi eve gelmişler. İşte iki çocuğum ve babaları evdeydi. Ve 30-40 kişi, 30-40 polis gelmiş. Ve işte beni sormuşlar. Benim yurt dışında olduğumu öğrenince evi aramışlar. Ama bayağı bir evi dağıtmışlar. Ondan sonra ve tek söyledikleri şey sosyal medya paylaşımlarından dolayı olduğu söylenmiş. Ondan sonra da gitmişler. Ama tabii çocuklarım çok korkmuş durumda. Bu zaten üçüncü oluyor. Yani son 1,5 yılda üçtür benim evim basılıyor. İlk işte Afrin zamanında biliyorsunuz evim basılmıştı kapısı kırılarak. Sonra bu yıl yine Mayıs sonunda, Haziran başı Mayıs sonu gibi bir kez daha gözaltına alındım, bırakıldım. Bu da üçüncü oluyor. Yani hakikaten anlam vermek benim için artık çok zor. Bir yandan tabii ki Türkiye'nin tüm bu gidişatında her türlü sesi susturmak istiyorlar. Onun çok farkındayım. Ama öte yandan yurt dışında olduğumu biliyorlar. Çünkü ben bunu yazıyorum yurt dışında olduğumu. Ben şu an İngiltere Penin misafiri olarak birkaç aylığına Londra'ya geldim ve Aralık'ta döneceğim. Ve beni takip ettiklerini bildiğim için bunu da biliyorlar. Yani o nedenle de şey diye düşünüyorum. Yani artık beni bir şekilde susturamayınca ailem üzerinde bu korkunç şeyleri yaparak bir şekilde yani susturma çabası, yazma, konuşma yani ve böyle bir mesaj verilmek isteniyor diye düşünüyorum ben. İki şey dikkat çekiyor. Birincisi polis sayısının bu kadar fazla Evet. olması, tek bir Aynen. gazeteci, tek bir kişi için, Aynen. evi adresi belli olan birisi için. Evet. Bir diğeri yine pek çok örnekte gördüğümüz gibi henüz şafak sökerken, insanlar uykudayken kapılarının kırılarak evlere gidilmesi. Evet. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksin? Yani adresin belli, tebligatla ifade vermeye davet etme de bir usuldür. Bu Evet. yapılan tarza dair neler söylersin? Ya son birkaç yıldır bu yani sadece bana değil birçok insan bunlarla karşılaşıyor ama herhalde 30-40 kişi sanıyorum bir ordu kadar herhalde bir benim evime geliyor. Bunu hakikaten benim açımdan da anlamak çok zor ama herhalde bazı seslerin güçlü olduğunu düşünüyorlar. Ve o nedenle o sesleri bastırmak için daha fazla mı çaba gösteriyorlar bilmiyorum artık. Ama bu sadece benim karşılaştığım bir durum değil. Bildiğim kadarıyla son bir hafta 10 gündür yani 500'e yakın insana soruşturma açıldı. 50'den fazla insan gözaltına alındı. Yani bu son zamanlarda zaten sıradanlaşmış bir şey haline geldi. Artık böyle bir tebligat yollayıp normal hukuki sistemde olan şeyler, gelin ifadenizi verin gibi şeyler yok yani Türkiye'de. Birçok Peki. insan bunları karşılaşıyor. Ben de onlardan bir tanesiyim aslında. Peki sosyal medya hesabındaki paylaşımlar gerekçe gösterildiğini belirttin. Evet, Bu evet. paylaşımlarını takip edemeyen dinleyicilerimiz için en azından son paylaşımlarını neler içeriyordu? Yani ne rahatsız etmiş olabilir? Düşüncen Yani nedir? sosyal medya paylaşımlarıma ben bu sabah tekrar baktım. Hani sosyal medya paylaşımlarında neler var diye. Yani daha çok işte bir savaş olduğuna dair ve işte savaştan değil barıştan yaşamdan yana olalım şeklinde paylaşımlar var. Doğruyu söylemek gerekirse böyle daha çok çok insancıl ve hani ihtiyacımız olan savaş değil barış. Şu an insanlar ölüyor ve işte geleceğe yönelik nefret ve nefret tohumları ekiliyor. Türkiye gelecekle ilgili büyük bir şansı kaybediyor. Yani daha çok aslında böyle paylaşımlar. Sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımlarda. Doğruyu söylemek gerekirse hepimiz son birkaç yıldır zaten dikkat ediyoruz. Çünkü bizler, yani ben döneceğim ve Diyarbakır'da yaşayacağım. Yani ve sonuç olarak hep şunu düşünüyoruz işte hepimizin bir şekilde çocukları var. Hani zaten her içimizden geleni yazıyor muyuz? Yazmıyoruz açık konuşmak gerekirse. Kendimize zaten bir sansür uyguluyoruz bizler. Yani bu sansür uyguladığımız halimiz bile devlet açısından 30-40 tane işte
elleri silahlı insan yollayarak evimizin basılmasına neden olabiliyor. Hı-hı. Ama tabii yanılıyorlar yani. Yanılıyorlar. Yanıldıklarının yani aslında yaptıklarının da farkındalar, yanıldıklarının da farkındalar bizler. Çünkü hakikaten bu ülke için daha iyi gelecek isteyen insanlarız. Bu ülkede demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğünü isteyen insanlarız. Haklar arasında bu nefret ve kin tohumları ekilmesini isteyen insanlarız. Geleceği, Türk'ü, bütün bu gençlerin geleceğini düşünen insanlarız. Hani bunu fark edecekler, yani fark edilecek bilin ama çok geç olacak. Bugün için bizleri kriminalize etmiş oluyorlar. Bizleri terörize etmiş oluyorlar. Ve hayatlarımızı zorlaştırmaya çalışıyorlar. Mümkünse ülkeden gidelim istiyorlar. Ama ben hani kendim kişisel olarak benim kararım şu. Ben zaten döneceğim tarih belli. 3 aylık dediğim gibi Pen'in misafiri olarak Londra'dayım. Aynı şekilde döneceğim. Memleketim Diyarbakır'da yaşamaya devam edeceğim. Hı hı. Barış akademisyenleri için de bu ve benzeri bir süreç işletildi. Belki çok daha zordu. Cezaevine girenler oldu aynen, aralarından. Aynen öyle. Üniversitelerden aynen. atıldılar. Sonrasında bir gün pat diye Anayasa Mahkemesi barış demenin suç olmadığına hükmetti ve barış akademisyenleri peş peşe beraat ettiler. Böylesi benzer bir süreçte yine gazetecilerle ilgili yaşanabilir mi? Ne dersin? Yani bundan da mı ders yaşanıyor alınır? Yaşanıyor zaten aslında Gülten. Şöyle Afrin sırasında hepimiz işte gözaltına alınıp cezaevinde tutulanlar da oldu. Ne oldu? Afrin'le ilgili her şey düştü. Her şey düştü. Ama Afrin'le ilgili örneğin benim davam bir yıldan beri 14 ay sonra düştü. 14 ay boyunca sana çektiriyor. Seni uğraştırıyor. Ülkenin bütün kaynaklarını bununla ilgili bunlara aktarıyor. Ama bugün Afrin'den tutuklu tek bir insan yok zaten. Yani şimdi bu aynı mesele bunun için de olacak. Fakat ne olmuş oluyor? Olan o insanlara olanla kalıyor. Tabii ki bizi insan hakları demokrasi mücadelemizden vazgeçirmiyor. Ama farklı boyutlarda travmalar yaşanıyor. Farklı düzeylerde insanların yaşamları alt üst oluyor. İşte yani bir dolu insan cezaevinde çocuklarının ailelerinin yaşamı tuz buz oluyor. İşte bu sabah benim çocuklarımın yaşadıkları. Yani ben küçük oğlumla konuştum. Yani sadece işte alıştık anne gibi tek bir kelime çıktı oğlumun ağzından. Çocuk bununla kalıyor. Yani hepimiz farklı düzeyde çekmiş oluyoruz. Yani büyük bir travma kalıyor yani sonucunda. Ama yoksa bununla ilgili olanlar da bir gün gelecek hepsi düşecek. Ben buna inanıyorum. Ama bu ülke çok şey kaybetmiş olacak. Birçok insanın hayatından gitmiş olacak. Ve hayatlarından da gidiyor. Yani işte Osman mesela 2 yıldır cezaevinde Osman Kavala. Dün 2. yılıydı. Hayatından 2 yıl gitmiyor mu? Gidiyor. Osman tabii ki bir gün bırakılacak. Hayatından ama giden 2 yıl onun yanında kalacak yani. Mesele bu. Evet, tabii bir de ateşkes de ilan edildi aslında baktığın zaman o savaş dili bir parça yumuşamış da görünüyor. Buna rağmen bu kampanyanın ev basmaların insanları kriminalize etme çalışmalarının sebebine dair ne düşünüyorsun? Demek ki herhalde o ateşkesten, o şeyden gelinen durumdan ya da dünyadaki algıdan memnun değiller. Yani bir şekilde aslında ne yaptıklarının çok da farkındalar. Yani şimdi mesela ne oldu? Benim evimi bastı. Sabah 5'te ne oldu? Yani döndüğümde de gözaltına diyelim aldı. Ne olacak? Yani mesela bütün dünya şu an benim evimin basıldığını öğrenmiş oldu. Yani tweetlerime de bakınca barış ve insan haklarına ilişkin tweetler. Yani bu ülke kaybediyor. Bu ülke kaybediyor. Bizler yaşadığımızda kalıyoruz ama bu ülke kaybediyor. Sürekli kaybediyor. Sürekli demokrasiden ve insan haklarından geri adım atıyor. Biz 90'lardan bile çok daha geri durumdayız. Çok daha gerideyiz 90. Ben 90'ları da yaşadım. Ama 90'larda bile hiç bu pervasızlık yoktu. Bu kadar büyük bir pervasızlık ben 90'larda bile görmedim. Yani bugün o kadar büyük bir pervasızlık var ki. Yani zaten 90'larda bile ne diyordu devlet? İşte atıyorum ben kaybettim, kayboldu diyordu. Ben yapmadım diyordu. Yani o suçu üstlenmiyordu yani. Çiller bile üstlenmiyordu yani. Anlatabiliyor muyum? Ama bugün diyor ki yaptım, buydu teröristti diyor. Yani aradaki fark bugünle 90'lar arasında çok fazla. Biz başka bir boyuttayız yani. Ve açıkçası bizleri hala bir şekilde konuşabiliyorsak dayanışma. Yani dayanışma çok önemli. Dayanışma hep bizleri hala ayakta tutuyor. Dayanışmadan dolayı hala bizler dışarıdayız. O dayanışma olmadığı anda zaten o da bittiği anda ben inanıyorum hepimizi alacaklar. Peki tüm yaşadıklarına rağmen son olarak vermek istediğin mesaj, bulunmak istediğin bir çağrı var mı? Yani benim yani vereceğim mesaj ancak şu olabilir. Yani birçok insan benim sesim duyuluyor yine. Ya sesi duyulmayanlar ya bilmediğimiz kaç kişi alındı, kaç kişinin çocukları bunu yaşadı ancak acaba son bir hafta 10 günde.
Ben mesela Afrin'le ilgili alındığım zaman doluydu Diyarbakır terörle mücadelenin içi. Bir dolu kadın vardı, çocuklarına haber verememiş olan. Bir dolu insan vardı, imamlar, gençler, ailelerine haber verilmemiş olan. Bizler şanslı, sesimiz duyuluyor. Ama birçok insan var ki sesi duyulmuyor. Onlara ses olabilmek çok önemli. Birbirimize ses olabilmek çok önemli. O yüzden hakikaten geç olmadan insanların yani bu dayanışmayı yükseltmek, bence daha fazla yükseltmeliyiz. Çünkü insanların buna çok ihtiyacı var. Peki. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz Çok teşekkür yayınımıza ederim. katıldığın Çok için. sağ olun. Ben Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Ve sevgili dinleyiciler, Kuzey Suriye'de ateşkesle şimdilik durdurulmuş görünen ancak yine de sürdüğü iddia edilen operasyonların içe bakan yönünü konuştuk. İçeride gazeteciler ve insan hakları savunucuları barış talep ettikleri için bu muameleyle karşılaşıyorlar. Onlardan biri de Nurcan Baysal'dı. Görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalın. Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.